Geliyorum. Deniz merak etme, geliyorum. Sakin ol, korkma. Sonra anlatırım, boş ver. Şuradan bir kurtulalım da. Korkma. Yanındayım ben. Kimse sana zarar veremez. Kaçacağız buradan, tamam mı? Hadi gel. Yavaş, sessiz ol. Ver elini bana. Ver. Kafana in, kafana dikkat et. Hayırdır gençler? Yolculuk nereye? Senin de başın belaya girdi. Çınar, sen nereden buldun beni? Kaçırıldığını görünce ben hemen takibe başladım. Çınar, keşke gelmeseydin. Ya sana da zarar verecekler? Hiçbir şey yapamazlar. Merak etme. Deniz, sen bu adamları tanıyor musun? Babamın kumar borcu yüzünden düştüler sanırım peşimize. Çınar, Çınar, bu adamlar para için her şeyi yaparlar. Korkma. Korkma, hiçbir şey yapamazlar. Buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız. Merak etme. Ya Çınar, adamlar silahlı, görmüyor musun? Onların hoşuna gitmeyen tek davranışımızda hiç tedirgin olmadan vururlar bizi. Deniz, senin saçının teline kimse zarar veremez. Kimse buna cesaret edemez. Anladın? Ne olursa olsun buradan seni çıkartacağım. Sana söz veriyorum. Bak, senden sadece bir şey istiyorum Deniz. Sadece sakin ol. Bana güven. Bana güven. Tamam mı? Söz veriyorum. Söz. Ne oldu? Bir yaramazlık yok değil mi? Yok abi. Kızı kurtarmaya bir adam geldi. Onu da dert ettik. Şu an yan yanalar. Korkma. Aferin. Bu adamı ne yapalım abi? Onu da kızla birlikte sabaha kadar bekletin. Şevki işini hallederse ikisini de ıssız bir yere bırakın. Kendiniz kaçın. Şişt. Sakın bir renk vermeyin ha. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Bu iş sandığımızdan kolay oldu. Öyle oldu vallahi. Şans yüzümüze güldü. Hadi. Çınar, neye gülüyorsun? Şu anki halimize. Ne kadar saçma değil mi? Yani biri kalksa bunu söylese, böyle elleriniz bağlı şekilde oturacaksınız dese, herhalde inanmazdık ya. Film gibi değil mi? Hı. Birileri geldi, bizi kaçırdı, bağladı. Tam o esnada kapıdan birisi bizi kurtaracaktı ki yönetmen arkada "kestik!" diye bağırdı. Çok saçma. Ama gerçek Çınar. Ve kimse gelip bizi kurtarmayacak. Biliyor musun Deniz? İnsanın içinde her zaman bir umut vardır. Bazen hiç beklemediğin anda bir anda kapını çalar. Deniz. Hı. Benim sana bir şey söylemem lazım. Aslında ben koca beylerin öz evladı değilim. Annemle babam küçükken ölmüş. Fehmi baba da beni evlatlık olarak almış.
Acaba Fehmi Baba hayatımda olmasaydı nasıl bir durumda olurdum? Hayatım nasıl ilerliyor olurdu? Bilmiyordum ben. Ailen için çok üzüldüm. Bilmemen normal. Ben bunu öyle herkesle paylaşmıyorum. Sadece hayatımda olan ve hayatımın bir parçası olan insanlarla paylaşıyorum. Teşekkür ederim benimle paylaştığın için. Rica ederim. Ailen için de gerçekten çok üzgünüm canım. Keşke böyle olmasaydı değil mi? Keşke her şey farklı ilerleseydi. Ama biliyor musun? Fehmi Baba beni kendi evladından hiç ayırmadı. Yalçın abime nasıl davranıyorsa bana da öyle davrandı. Bana kendi öz oğlu gibi davrandı. Benim hep umudum oldu Fehmi Baba. Onlar için böyle düşünmene çok sevindim. Gerçekten çok şanslısın canım. Öyleyim. Peki, öz anne babanı hiç merak etmedin mi? Merak etmez olur muyum? Hem de deli gibi merak ettim. Doğduğum köye gittim bir gün. Yaşadığım evi görmeye. Gittim, gördüm ama kimseyle konuşamadım. Bilmem. Cesaret edemedim. Belki de korktum. Neyden korktun? İncinmekten. Kırılmaktan. Bilmediğim şeyleri öğrenmekten. En kötüsü de bu işte. Bilmediğim şeyleri öğrenmekten. Bu hayatta insan en çok bilmediği gerçekleri öğrenmekten korkarmış. Öyle. Belki de cesaretim yoktu o zamanlar. Belki bir gün yeniden gidersin. Belki bir gün. Senin için kolay olmamıştır başkalarını öz ailen gibi benimsemek. Tabii. Yani ilk zamanlar kolay olmadı tabii. Ama Fehmi Baba bana o kadar iyi davrandı ki. Kendi öz oğlu gibi sevdi beni. Deniz, bu hayatta insanın en önemli şeyi sevgi. Bu hayatta sevgi varsa her şey var. Sevgi varsa umut var. Önemli olan ne biliyor musun? Bir insanı sevmek. Sadece sevmek. Sevgi her şeyin sebebi. Mesela bizde. Babam annemi çok sever. Annem üzülmesin diye her şeyi yapar. Bazen yalan söyler ama saklayamaz. Direkt gelip söyler anneme. Hadi ya. Çünkü annem hep dürüstlükten yanadır. Yalandan nefret eder. Babam da yalan söylediğinde tabii korkar annem öğrenir diye. Hemen gelir söyler o yüzden. Ne yapar annen? Yoksa böyle babanı tek ayak üstüne cezalandırır mı? Hayır. Hayır tabii ki. Annem öyle bir surat asar ki. Tüm ağır cezaların en ağırıdır annemin o suratı. Ne olursa olsun hep dürüst olun der çünkü. Öykü'yle beni de öyle yetiştirdi. Hep dürüstlükten yanaydı. Ne kadar iyi tanıyorsun anneni babanı. Ben de tanımak isterdim. Ben sadece annem babamı Fehmi babanın anlattıklarından biliyorum o kadar. Deniz, çok şanslısın.
İnsan en çok büyüyünce tanırmış ailesini. Belki bir gün. Yorulmadın mı? Biraz uyumak istemez misin? Yoruldum. Teşekkürler her şey için. Teşekkür ederim her şey için. Sana şöyle bir teklifim var o zaman. Hı. Hazır kaçırılmışız. Burada baş başayız. Pek yastık kadar rahat değil ama. Yine de. Uyumak ister misin? Olur. İyi geceler o zaman. Sana da. Gireceğiniz ev burası. Bunları takın. Bu nedir ya? Ya biri görürse tanınmayın diye. E sen gelmiyor musun? Birinin arabada beklemesi lazım. İşiniz bitince hemen arabaya gelin. Birinizin de telefonu açık olsun. Ya duyarlarsa? Ya sessiz al sen de birader. Korkacak bir şey yok. İkisi dışarıda gözetlesin, biri de yukarı çıksın. Gireceğiniz yer de belli. Yukarı çıkınca sağdan ilk oda. Ben yapamam Turgut. Baksana koskocaman ev. Birilerini yakalanırım. Hem burada güvenlik de vardır. Ya güvenlik yok. Merak etme. Her şey ayarlandı. Peki bu işi yaparsam Deniz'i gerçekten bırakacaklar mı? Yok, bu doğru değil Turgut. Ben bu işi yapamam. Yaparsın Şevki, yaparsın. Kızın için yaparsın. Sen kızın için her şeyi yaparsın. Bak, bu işi yap, Deniz'i bırakacaklar. Ben söz veriyorum sana. Hadi göreyim sizi. Tamamdır abi, hadi. Deniz uyan. Uyan hadi uyan. Bak buradan çıkmamız lazım. Adamlar içeride uyuyor. O yüzden son şansımız bu. Hadi bir an önce çıkalım. Tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Bak şimdi. Sandalyeleri birbirimize doğru çevireceğiz. Birbirimizin ellerini çözüp buradan kurtulacağız, tamam mı? Senden tek bir şey istiyorum. Sadece sakin ol. Yapabilirsin. Yavaş, yavaş, yavaş. Ses çıkartma. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Gel, gel. Tutabiliyor musun? Tutuyorum Deniz. Ellerin ne kadar soğuk, ne kadar üşümüşsün. Seninkiler sıcacık. Hadi. Hadi bir an önce gidelim buradan. Hadi kurtulalım şu lanet olası yerden, hadi. Rıza biliyor musun? Acıyor mu canım? Geldi. Tamam, tamam. Biraz daha aşağıdan. İyi misin? Yardım edeyim mi? İyiyim. Gel, gel, gel. Hadi. Sessiz ol, sessiz ol. Ajandan bırakacağız. Tamam,
Sakin, sakin. Hadi gel. Hadi. Öldürecek Turgut abi bizi. Çınar'ın buralarda olması hiç hayır alamet değil. Belki de korkulacak bir şey yoktur Fehmi. O kadar da endişelenme. Çınar ne zaman bir yere gitse mutlaka bana haber verirdi. Biliyorum, biliyorum ama kızacaksın ama Çınar artık çocuk değil. Koskocaman adam oldu. Her gittiği yeri sana söyleyecek yaşı geçti. Sadık, bunun yaşla ne ilgisi var ya? Küçüklüğünden beri böyle. Endişelenmeyeyim diye mutlaka bana her zaman haber verirdi. Anlıyorum ama... Anlamıyorsun Sadık. Neyse, bunları konuşacak zaman değil şimdi. Kahretsin. Çınar, ne oldu? Arabanın benzini bitti. Hadi Deniz, hadi çıkalım buradan. Deniz. İyisin değil mi? Ha? Sen bağırınca ben vuruldun sandım. Bir şeyin yoktu mu? Sana bir şey olacak diye çok korktum Çınar. Yok, iyiyim ben, iyiyim. Korkma. Yanındayım ben. Allah kahretsin. Baba? Baba? Çınar! Baba? Oğlum! Baba! Oğlum! Baba! İyi misin? İyiyim baba, iyiyim. Siz bizi nasıl buldunuz? Kızım! Kızım, iyi misin? İyiyim, merak etmeyin. Oğlum, saatlerdir senden haber alamıyorum. Ne işiniz var burada? Baba! Bak, bir an önce buradan gidelim. Ben anlatacağım sonra her şeyi. Hadi bindin arabayı, Deniz, çabuk. Deniz, hadi. Baba, hadi, hadi. Baba, bir an önce gidelim. Deniz. 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 Deniz, iyi misin? Deniz. Geçti. Derin derin nefes al. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Çınar, bir çıkarsam rahatlayacağım ama olmuyor. Tamam, korkma. Bak, geçti. Yanındayım ben artık. Tamam. Kızım. Bulantın geçti mi? Maalesef Fehmi Bey. Ama siz endişelenmeyin. Daha iyiyim. Çınar oğlum. Niye buradasınız? Nedir bu haliniz? Baba, siz bizi nasıl buldunuz? Sana ulaşamayınca baban çok merak etti. Aracı uydudan tespit ettik. Çınar, sorularımı geçiştirme. Cevap ver. Meraktan çıldırıyordum. Baba, biz bir fotoğraf çekim için ormanda mekan bakıyorduk. Sonra burada böyle tatsız, can sıkıcı bir olay yaşadık. Yani önemli bir şey değil. Ne demek önemli değil? Saldırıya mı uğradınız? Polis çağıralım mı? Hayır, hiç gerek yok. Zaten uzatmaya değecek bir mevzu da değildi. Polise gerek yok. Sadece benim araba orada kaldı, onu aldırırsanız yeter. Başka bir şeye gerek yok. Onu hallederiz. Ya pislik herifler telefonumu almış Çınar. Ya annem çıldırmıştır meraktan. Kimden bahsediyorsun kızım? Deniz. Sen arabaya geç. Ben birazdan geliyorum.
Çınar, Deniz'in bahsettiği adamlar kim? Kim o kızın telefonunu niye aldı? Baba Deniz'i kaçırmaya çalıştılar. Ne? Kim böyle bir şeye cesaret edebilir? Baba sakin ol, önemli bir şey değil. Hem Deniz'in yanında bu konuyu konuşmayalım. Kız zaten yeterince gerildi. Eve gidelim. Ben her şeyi sana anlatacağım. Söz. En ince ayrıntısına kadar. Merak etme.